mensupları bugün 14 Mayıs 2023 tarihinde milletvekili seçilmesine rağmen o tarihten bu yana Silivri'de tutularak adeta milletvekilliği gasp edilen Hatay milletvekili Sayın Şerafettin Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararı sonrası durumunun görüşülmesi ve uygun bir karara bağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 16 Ağustos 2024 günü saat 14'te toplantıya çağırmak üzere imzalarımızı ve çağrı metnimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim etmiş bir heyet olarak karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP'in temsilcilerinin genel başkan, grup başkan vekili ve milletvekili düzeyinde imzaları ile bu çağrı metni meclis başkanlığına teslim edilmiş bulunuyor. Süreci aslında hepiniz biliyorsunuz. Ancak altını çizmek istediğimiz bazı hususlar var. Onlar da şudur. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesi ve arkasından yeniden yargılanma amacıyla dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinden sonra teamüllere ve hukuka tümüyle aykırı olarak tek imzalı olarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Yargıtay'a gönderilen karar ve Yargıtay'ın yasamaya adeta parmak sallayarak sen nasıl benim kararımı okutmazsın diyerek Anayasa Mahkemesi'ni terör örgütleriyle söz ve eylem birliği içinde olmakla suçlayarak üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik kararı maalesef 31 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü ilan edildi. 31 Ocak tarihinden yalnızca 2 gün sonra 2 Şubat 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne verdiğimiz dilekçede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararının yok hükmünde olduğunu ve her halükarda bunun tespitiyle iptaline karar verilmesini talep ettik. 2 Şubat tarihli bu dilekçemizden yalnızca 20 gün sonra 22 Şubat 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının yok hükmünde olduğunu tespit etti ve Yargıtay kararının kesin hüküm niteliğinde olmadığını ifade etti. Bakın anayasanın 153. maddesi çok açık bir hükme sahip. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır diyor. Peki 22 Şubat tarihinde verilmiş olan bu Anayasa Mahkemesi kararının yayımlanması için neden 5,5 ay beklendi? Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanmasından hemen sonra 1 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede bu karar yayınlandı. Bu bile Türkiye'nin nasıl bir adeta planlanmış hukuk kumpası ile karşı karşıya bulunduğunun çok açık bir göstergesidir. Biz bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında bir kesin hükmün bulunmadığına yönelik de tespitinin neticesinde Can Atalay arkadaşımızın milletvekilinin düşmediğini 14 Mayıs'tan bu yana devam ettiğini düşünüyoruz. Hukuk bunu söylüyor. Bu çerçevede diyoruz ki 16 Ağustos tarihinde saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni lütfen çağırın ve bu görüşmeyi yapın. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı açısından bir takdir yetkisi değil, bir bağlı yetkidir. Çünkü meclisi tatil döneminde toplantıya çağırma yetkisi Cumhurbaşkanına, Başbakan'a ve meclis başkanına ve üye tam sayısının 1/5 kadar milletvekiline verilmiştir. Biz çok daha fazla milletvekili imzasıyla bu başvuruyu yapmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı en geç 7 gün içerisinde meclisi toplantıya çağırmak zorundadır ve bu görüşmenin sonucunda umuyor ve diliyoruz ki hukuka uygun davranılır. Bu mesele yalnızca bir milletvekilliği meselesi olmaktan çıkmış, adeta Türkiye'nin demokratik düzeninin ve anayasal çerçevesinin ihlal edildiği bir noktaya getirilmiştir. Bu ayıbın Türkiye'nin üzerinden derhal kaldırılması gerekmektedir. Biz bu bağlamda 16 Ağustos tarihli görüşmeden
Türkiye'nin anayasal düzenine ve hukuk çerçevesine uygun bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Ben bu görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. İmzacı olan ve bu toplantıda bulunan arkadaşlarımız da kendi ifadelerini sizlerle paylaşacaklar.